Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde saatlerle ilgili problemlere başlıyoruz. Birinci problemimizi birlikte okuyalım. Saat 13.35'te başlayan bir film saat 14.50'de sona ermiştir. Film kaç saat, kaç dakika sürmüştür? Yapacağımız iş, filmin bittiği saatten başlama saatini çıkarma yapacağız ve cevabımızı bulmuş olacağız. Filmimiz 14.50'de bitmiş. 14.50'yi yazıyorum. Ne zaman başlamıştı? 13.35'te başlamıştı. Onu da yazıyorum. Ve çıkarıyorum. Çıkarmamı yapmadan önce şunu hatırlatayım. Saatlerle ilgili problem çözerken dakikaları ayrı işlem, saatleri ayrı işlem yaparsak çok daha sağlıklı olur. Evet. Hatta şöyle çizgi çizelim aralarına. Dakikaları dakikalardan, saatleri saatlerden çıkaralım. Dakikalar kısmımızda 50 dakika var. Altta 35 dakika. 50'den 35 çıkartalım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan aldık 10. 10'dan 5 çıktı 5. Komşuda 4 kaldı. 4'ten 3 çıktı 1. Dakikalar kısmını bitirdim. 15 dakika. Şimdi saatler bölümünü yapıyorum. 4'ten 3 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki noktamızı da koyalım. Filmimiz 1 saat 15 dakika sürmüş. Evet. Şöyle çerçeve için alalım. Şimdi ikinci problemimize geçelim. Emre saat 19.15'te ders çalışmaya başlamış. 55 dakika çalışmasını sürdürmüş. Emre çalışmayı bitirdiğinde saat kaçtır? Evet, Emre'nin başladığı saati yazıyorum. 19.15'te çalışmaya başlamış ve 55 dakika çalışmış. 55'i dakikaların olduğu bölüme yazıyorum. Ve topluyorum. Yine dakikalarla dakikaları ayrı ayrı toplayacağım. Saatlerle zaten saatin altında başka toplanacak saat yok. Şimdi biz ilk önce ilk kısmımızı yapalım. Şöyle ayırayım yine. 5, 5 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. Verdim buraya 2 oldu. 2, 5 daha 7. 70 dakika oldu. 19 ile herhangi toplanacak bir şey olmadığı için 19'u aşağıya geçirdim. Saat 19.70 oldu. Fakat saatlerde biliyorsunuz 60 dakikadan sonrası yazılmıyor. Ne yapacağım? Buradaki 70 dakikadan 60 dakikayı yani 1 saati ayıracağım ve yan taraftaki saatler bölümüne vereceğim. Kenarda ayıralım. Bunu zihnimizden de çıkarabiliriz ama biz gösterelim. Evet, 60 dakika olan 1 saati çıkardım. Geriye 10 dakika kaldı. 10 dakikayı buraya yazıyorum. 1 saati 70'ten 1 saati ayırıp bu tarafa veriyorum. 19 saat vardı. Şimdi 20 oldu saatimiz. Demek ki Emre çalışmasını bitirdiğinde saat 20.10 olmuş. Evet. Üçüncü problemimize geçelim. Üçüncü problemimiz şöyle. Güzelce okuyayım problemi. Günde 2 saat 15 dakika antrenman yapan bir futbolcu bir haftada kaç saat kaç dakika antrenman yapar? Evet, günde 2 saat 15 dakika antrenman yapıyor futbolcumuz. Ve bir haftada ne kadar olacak? Bir haftada biliyorsunuz 7 gün var. O zaman 7 ile bunu çarpma işlemi yapacağım. Yine şöyle saatlerle dakikaları ayrı yapayım. Evet, ilk önce 7 ile dakikaları çarpacağım. 7 kere 5, 35. 35'in 5'i elde var 3. Yukarıya yazdım. 7 kere 1 7. 3 de elde 10. 105 dakika oldu. Şimdi saatleri çarpayım. Dakikalarımız burada dursun. 7 kere 2 14. 14 saat oldu. Evet, 105 dakika 1 saatten fazla olduğu için 105 dakikanın içinden 1 saatimi alıp saatler bölümüne gönderebilirim. 105'ten
60 dakika 1 saatimiz. Çıkaralım. 5'ten 0 çıktı 5. 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıktı 4. Demek ki burada 45 dakika kaldı. Onu da yazalım. 1 saatimizi almıştık 105'ten. Diğer saatler bölümüne gönderiyoruz. 14 saatti. Şimdi 15 saat oldu. Demek ki futbolcumuz bir haftada 15 saat 45 dakika antrenman yapmış. Dördüncü sorumuza bakalım. Emine saat 13.45'te evden çıkıp parka gitmiştir. Saat 17.10'da eve dönen Emine kaç saat, kaç dakika dışarıda kalmıştır? 17.10'da dönmüş. Çıktığı saatimiz 13.45. Ve çıkararak ne kadar dışarıda kaldığını bulacağız. Ne yapıyorduk? Saatlerle ilgili problemlerde kuralımız şudur. Muhakkak dikkat edin. Dakikalardan dakikaları, saatlerden saatleri işlem yapıyoruz. İlk önce şöyle ayırayım ben yine. Sizin anlamanız açısından. Siz ayırmasanız da olabilir. Aa, olmadı. Burada 10 dakikamız var. Altta 45 dakikamız var. 10 dakikadan 45 dakikayı çıkaramayız. Çünkü 10 sayısı 45'ten az. Ne yapacağız? Yan taraftaki komşumuzdan saatler kısmından 1 saati alıp buraya vereceğiz. 1 saat 60 dakikaydı. Buradan komşumuzdan 1 saati aldık, buraya verdik. 60, 10 daha 70 dakika oldu burası. Komşuda ise 17 saat vardı. O zaman burada 16 saat kaldı. Çünkü 1 saati diğer tarafa gönderdik. Şimdi çıkarmamızı yapabiliriz. 70'ten 45 sayısını çıkaracağım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan aldım 10. 10'dan 5 çıktı 5. Komşuda 6 kaldı. 6'dan 4 çıktı 2. Dakikalar kısmını bitirdim. Geldim saatler kısmına. 17 saat vardı. Birisini komşuya verdiği için 16 saatimiz kaldı. 6'dan 3 çıktı 3. 1'den 1 çıktı 0. Evet. Demek ki Emine dışarıda 3 saat 25 dakika kalmış. Böylece dördüncü problemimizi de bitirmiş olduk. Problemlerimizin devamını diğer videoda göstereceğim.